Günaydın sevgili dostlar, günaydın. Görmesem de dinlerim yayınımızda. Bu hafta Aydın'dayız. Mustafa Ergen'e söylüyor, çaktım çaktım yanmadı Aydın Zeybi. Sevgili dostlar, bugün Aydın'dayız dedik ve Aydın'ın neyi güzel diye Binali Kılıç Üstadımızın şiirini size paylaşmak istiyorum ilk önce. Bir harika diyar Ege bölgesi, dağlarında akar yağı Aydın'ın, ovalarında durur türlü meyvesi, narenciye sağı solu Aydın'ın. Çiftçiler şafaktan önce uyanır, toprakla haşrolur, toprak boyanır. Bir sınırı Ödemiş'e dayanır, Torbalı'da bir durağı Aydın'ın. Buhar kentte kaplıcalar can katar. Karaca su elmasıyla kan katar. Söke ovasına pamuk ün katar. Ta Muğla'da bir kırağı Aydın'ın. Atça'nın çileği karpuzu güzel. Bozdoğan'da hayat veren su güzel, Kuyucak, Umurlu hepsi güzel, İncir bağı, zeytin bağı Aydın'ın. Bağ arası Germencik'ten yukarı, pamuk ören ana yolun kenarı, Aydın ili bir efeler diyarı, tarihe dayanır çağı Aydın'ın. Binali'yim, Nazilli'de oturdum, varım yoğum Nazilli'ye yatırdım. Aydın'ın metini böyle bitirdim. Dalgalanır al bayrağı Aydın'ın. Dalgalanır al bayrağı Aydın'ın diyoruz değerli dostlar. Evet sevgili şairimize teşekkür ediyoruz. Var olsun, sağ olsun.
Sevgili dostlar, görmesem de dinlerim dediğimiz bu yayınımızda, özellikle göremeyen dostlarımız için yaptığımız bu yayında onların yerine Türkiye'yi gezdiriyoruz onlara. Sevgili dostlar, Aydın nerede? Aydın, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık 20. şehridir. Ege bölgesinde yer alan turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Kuzeyinde İzmir, kuzeydoğusunda Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla illeri, batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Ve 2019 itibariyle değerli dostlar, kalabalık bir nüfusuyla Ege bölgesinin 3. büyük ilidir ve 17 ilçesi vardır değerli dostlar. Evet, sevgili dostlar, Aydın'ın ilçeleri 17 tanedir. Sevgili dostlar, Kuşadası, Germencik, İncirliova, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Buha, Kuyucak, Karaca, Yenipazar, Bozdoğan, Çine, Koçarlı, Karpuzlu, Söke, Didim. Evet, çok sevdiğimiz ve gitmeyi böyle can attığımız iller. Sevgili dostlar, Aydın, İzmir, Muğla illeri, işte bunlardan biri Aydın ve bütün bu ilçeleri, saydığımız ilçeleri de sevilen tarihi yerleri ve doğal güzellikleriyle gidilesi yerlerden biri sevgili dostlar. Aydın'ın eski ismi Tralleis ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydınoğulları Beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın ili ile ilgili bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer demiştir. Evliya Çelebi ise dağlarından yağ, ovalarından bal akar demiştir. Ne kadar güzel bir il için böyle güzel sözler sevgili dostlar. Bir Aydın türküsünün sözleri: bir gemim var aman salıverin engine, şimdi de rağbet amanın yar güzel ile zengine, kaderim yok aman düşemedim de dengime diyor. Başka bir Aydın türküsü: eklemedir koca konak ekleme, nazlı da yârim yine geldi aklıma, nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman dostlar yoldan geldim yorgunum, ortada boylu bir güzele vurgunum diyor değerli dostlar bir başka Aydın türküsü. Sevgili dostlarım, Aydın türkülerinden sevgili dostlar gene bir bakalım. Emirim suya gider diyor. Dinleyelim bakalım sevgili dostlar nasıl bir türkü. Ahmet Günday'dan dinliyoruz. Derleyen Muzaffer Sarı Sözen dostlar. Sevgili Mustafa Kamber, Nurdal Utlu bizi dinliyor. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Ayşe Atlı Selen bizi dinliyor. Süleyman Öz Önen bizi dinliyor. Hoş geldiniz efendim. Emirim
Sevgili dostlar, aydınla ilgili maniler dediğimizde hangi manileri size şöyle bir okuyabilirim? Bakalım ne diyor aydın manileri? Evet, Yemenimin uçları, çıkama yokuşları, benim bir sevdiğim var, yedi dağın kışları. Bahçenizde gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Akşam evinize gelsem sofranızda yer var mı? Başında al Yemen'i, öldürdün zalim beni. Eller ne derse desin alacağım ben seni. Deniz dibi kafesli, etrafları cam fesli. Benim yarimi sorsalar al kravatlı mor fesli. Karşıda Aydın Dağı, sevdiğimin saç bağı. Gel güzel sevelim geçirmeden bu çağı. Yar seni seveceğim, çöz koynundan zinciri. Hediye yollayacağım sana aydın zinciri. Hediye yollayayım sana aydın inciri, özür. Yar seni seveceğim, çöz koynundan zinciri. Hediye yollayayım sana aydın inciri. Salının pazarında güzeller incir tartar. Aydın güzel memleket, adamın ömrü artar. Minarede ezan var, ezan değil gezen var. Gündüz gelme gece gel komşulardan güden var. Karanfilin moruna, ölüyorum uğruna. Teyze kızına söyle, doğru gitsin yoluna. Evet değerli dostlar, işte böyle aydın manileri halkımızın kültürünü yansıtan değerler sevgili dostlar. Cumhuriyet döneminde aydın dediğimizde 1987 yılında çıkarılan 3392 sayılı kanun ile Buharkent ve İncirli Ova 1990 yılında çıkarılan 3644 sayılı kanunla da Karpuzlu, Köşk ve Yenihisar ilçeleri kuruldu. Yenihisar ilçesinin adı 1997 yılında gene bir kanun ile Didim olarak değiştirildi. 2012 yılında çıkarılan başka bir kanun ile merkez ilçe kaldırılarak aynı sınırlara sahip Efeler ilçesi kuruldu. Yine aynı kanun ile Aydın'da sınırları il mülkü sınırları olan Büyükşehir Belediyesi kuruldu ve 2014 Türkiye yerel seçiminin ardından Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı. Evet sevgili dostlar, bu güzel ilimizin coğrafyasıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Az önce de söyledim ama tekrarlamada fayda var. Kuzeyinde İzmir, kuzeydoğusunda Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla, batısında Ege Denizi var ve ilin denizden yüksekliği 64 metre. Burada Aydın ilimizde değerli dostlar 375 bin hektar sulu tarım yapılıyor. Zeytinler var, meyvelikler var değerli dostlar ve bu ilimiz değerli dostlar 6 tane barajıyla Türkiye'mize katkıda bulunan bir ilimiz. Kemer Barajı, Çine Topçam Barajı, Yaylakavak Barajı, İkizdere Barajı, Çine Adnan Menderes Barajı, Karacasu Barajı bu ilimizin barajları içinde. Ve sevgili dostlar, az önce sözlerini okudum ya, bir gemim var salıverin engine. İşte o türküyü dinliyoruz değerli dostlar. Kaynak kişi Nursan Ünsal, derleyen Durmuş Yazıcıoğlu. Sevgili Osman Dindar, hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun. İnce Mehmet Efem Martin'de takmış koluna, selam da vermiş aman sağına soluna, nasıl da kıydın aman o yarimin canına. Oh,
Sevgili dostlar, Aydın'a gidince şöyle bir yoldan geldik, yorgunuz. Ne yesek desek, işte Aydın'da ne yenir? Size Aydın mutfağının en lezzetli yemeklerinden söz edeceğim sevgili dostlar. Aydın'da neler var bakalım. Keşkek var sevgili dostlar. Evet, her yörede farklı şekilde yapılan keşkek Aydın'da da daha farklı, daha güzel yapılır. Sonra Çin'e köftesi var Aydın'da sevgili dostlar. Paşa böreği var. Gerçekten ben size şu oruç halimizle, evet, size Aydın yemeklerinin ben size resmini göndereyim. Daha iftara var sevgili dostlar. Oradan bakın, tarifleri de var. Aydın yemeklerini yapın sevgili dostlar. Bugün Aydın'a gitmiş gibi olun. Gerçekten bu paşa böreği yenilesi bir börek. Sonra enginar yemeği var Aydın'da sevgili dostlar. Yuvarlama var sevgili dostlarım. Güzel güzel küçücük küçücük minicik minicik yapmışlar yuvarlamanın köftelerini. Evet, kırlı kızartma var sevgili dostlar. Anladığım kadarıyla evet, bakalım burada neler var. İçinde bulunduğu malzemelerden dolayı oldukça besleyici bu kızartma. Ve tabii üzerinde çok güzel bir sosu var değerli dostlar. Ve Aydın'ın tahinli pidesi var. Bayağı bir değişik sevgili dostlar. Bizim Ankara'da yediğimiz pidelere benzemiyor. Adres de vermişler. Bence bir bakın. Sonra bolama var. Lok lok pilavı diyorlar değerli dostlar. Şöyle pilavın ortasına oturtmuşlar tavukları. Bu böyle minik minik tavuklar. Bence bir bakın arkadaşlar, yapılmayacak gibi değil. Gerçekten çok güzel. Ben bu Aydın yemeklerini bir kenara alıyorum. Ve gerçekten yemeklerimizin listesine ekliyorum. Ciğer dolması var sevgili dostlar Aydın'da. Bunu da listeye alıyoruz. Gerçekten düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde yapılan bu ciğer dolması Aydın'ın en sevilen yemeklerinin başında geliyormuş sevgili dostlar. Bir de acılı güveç var. Güveç olur da zaten acılı olmaz mı sevgili dostlar? Ama bu güveçte kuru fasulye var sevgili dostlar. Onun için farklı bir güveç bu. Onun için çok onun için dedim. Çünkü yemek çok güzel görünüyor sevgili dostlar. Memleket sarması diye bir yemeği var Aydın'ın. Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak bu müthiş yemek Aydın yöresinden çok farklı bir tarif sevgili dostlar. Kuzu kolunun una bulanıp pişirilmesi ve daha sonra köfte eklenmesiyle yapılan bir yemek sıcak sıcak tüketiliyormuş. Isırgan otu böreği var sevgili dostlar. Evet, ama tabii bunun hazır yufkadan yapıldığını sanmıyorum. Bunun hamurunu da evde açıyordur hanımlar. Evet, çok güzel görünüyor. Ve Arap saçı kavurması var sevgili dostlar. Ege'nin onlarca şifalı otundan bir tanesi olan Arap saçı otundan yapılan bir sanırım soğanla kavrulmuş ve üzerine yumurta kırılmış, öyle görünüyor. Evet sevgili dostlar, tarif alıp yapabilirsiniz. Ve kerevizi çok farklı şekillerde yeriz ya değerli dostlar. İşte Aydın'da nohutlu yiyorlarmış kerevizi. Tarif var sevgili dostlar. Bence bu tarifi kaçırmayın. Evet, genellikle evlerde yapılan nohutlu kerevizin tarifi bu yolladığım Aydın yöresel yemekler linkinden bakın. Ve enginar sevgili dostlar, bezelyeli havuçlu falan yapılır ya bizim Ankara'da genellikle. Etli enginar yemeği var Aydın'da sevgili dostlar. Onun da tarifine bakınız. Evet, bu da gerçekten güzel ve özel bir yemek. Sonra yer elması var, zeytinyağlı yer elması. Bunu da tariflerinizin arasına alıyoruz. Ve koruk ekşili bamya yemeği var sevgili dostlar. Evet, bu yemek koruk üzümünün suyunu da yemeğe tatlandırmak için koyuyorlarmış Aydın'da değerli dostlar. Evet, bamya sevmiyorsanız bile bu yemeği mutlaka deneyin diyorlar sevgili dostlar. Evet, mantar kavurması var. Sofralarda özellikle akşam yemeklerinde sıklıkla tüketilen mantar kavurması tercihe göre ister soğanlı ister soğansız olarak yapılır diyorlar değerli dostlar. Ve kabak kavurması var sevgili dostlarım.
Evet, özellikle diyet yemeklerinde kabağın metabolizma hızlandırıcı özelliğinden dolayı sıklıkla tercih edilen kabak kavurması birçok farklı şekillerde yapılır diyor. Evet, soğan salçayla kavrulan kabakları isteğe göre yumurtalı ya da sarımsaklı yoğurt eklenerek tüketilir diyor. İstenirse pilavın yanında harika bir yemek olur diyor. Yani yaprak sarmasız olur mu Aydın'da o kadar yapraklar varken? Elbette yaprak sarması var Aydın'da ve kuru börülce zeytinyağlı olarak yeniliyor Aydın'da ve Aydın'ın yöresel çorbalarının ben isimlerini söylüyorum. Sizler tariflerine bakın sevgili dostlarım. Evet. Bu arada bizi dinleyen Sedat Erden ve Bülent Akkaş hoş geldiniz. Şemsettin Orhan abim gelmiş benim canım abim hoş geldiniz. Gerçekten abim ama. Evet. Değerli dostlarıma da abim diyorum ama Şemsettin Orhan gerçekten abim. Evet, kulak çorbası var sevgili dostlarım. Tarhana çorbası var. Sarmaşık kavurması var sevgili dostlar. Evet. Bilinen diğer adı da acı ot olan sarmaşık. Ege bölgesine has doğal bir bitki örtüsü. Sonra kedirgen var. Diğer adı tilkişen kavurması. Kedirgen otu Osmanlı ve geleneksel Türk mutfağında yöresel yemeklerde sıklıkla kullanılan yabani kuşkonmaz otudur. Bunun çorbasını yapıyorlarmış. Çorba değil, kavurma pardon. Çorbaların altında liste olunca salata ve mezelere geçmişler. Evet, sarmaşık kavurması, salata ve mezelerde. Kedirgen kavurması var. Semiz otu salatası var. Semiz otu o kadar güzel görünüyor ki yoğurtlu üstünde de kırmızı biber. Oruçlar gitti. Evet, dalgan kavurması var sevgili dostlar. Evet, Anadolu'da ısırgan otu olarak bilinen dalgan şifalı bir ot olarak bilinir. Yapraklarının yakması sebebiyle kimi insan mesafeli dursa da Aydınlılar bu lezzeti severek tüketir. Soğan ve pırasaların zeytinyağı ile kavrulmasıyla hazırlanan dalgan kavurması yoğurtlu veya sade olarak tercih edilirmiş. Pazı otu kavurması var sevgili dostlar listede. Evet, soğanlı soğanlı ama bir de fıstık var, çam fıstığı var. Oo, çok güzel. Evet, ebegümeci kavurması, çingene pilavı var. Sevgili dostlar, çingene pilavını merak ettim ben. Hemen bakıyoruz. Çingene pilavının ana malzemesi alışagelmişin dışında pirinç değildir. Çingene pilavının temel malzemesi çökelek peyniridir. Çingene pilavı aslında bir pilav çeşidi değildir, sadece bir salata çeşididir. Aydın çevresinde genellikle kahvaltılarda tüketilen bu özgün lezzet sıcak günlerin vazgeçilmez yemeğidir. Evet, mevsim yeşillikleriyle hazırlanıyor. Lor peyniriyle de hazırlanabilir. Ama işte lor peyniri pilava benzediği için çingene pilavı denmiş değerli dostlar. Zeytini var, biberi var, maydanozu var, kırmızı biberi var, kırmızı biberin yanında domatesi var, zeytin var. Çok güzel kahvaltı için. Zeytinyağlı taze börülce var. Ve tatlılara geldik. Tatlısız olmaz. Evet, tatlıları biraz sonra söyleyeceğim değerli dostlarım. Çünkü Zara'dan eklemedir Koca Konak. Az önce sözlerini okumuştum. Dinleyelim Zara'dan. Bu arada sevgili dostlar, Osman Dindar arkadaşımız bir şiir göndermiş. Bu aralar hepiniz biliyorsunuz bir 20'li yaşlar furyası var. O furyayla ilgili olarak yazmış. Demiş ki başından bir bölüm okuyorum çünkü Aydın'a tanıttığımız bir bölüm olduğu için Aydın'la ilgili olmayanlara pek fazla yer vermek istemiyorum. Ama bu şiire de biraz dokunmak istiyorum. Çünkü bu aralar herkes bir gençleşti, bir 20'li yaşlarına gitti geldi. Resimler söyledi geçmiş yıllarım, zamanın yelinde sele karıştım. Farkına varmadan uçmuş yıllarım, son menzile giden yola karıştım. 20 yaş furyası sarmış dünyayı. Önce görseydiniz bizim Konya'yı. Tek bir komut, istek, acep ne payı? Ocağımda söndürdüm, küle karıştım diyor. Değerli dostlar, Osman Dindar arkadaşımız. Güzel bir şiir sevgili dostlar. Bunu ben Şiir Kadın sayfamda ayrıca özel olarak bütününü seslendirmek isterim. Şimdi Zara'dan dinliyoruz. Eklemedir Koca Konak ekleme. Nazlı da yârim yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? Aman dostlar yoldan geldim yorgunum. Orta da boylu bir güzele vurgunum.
Sevgili Zara'ya Aydın tatlılarından ikram edecek olsak neler ikram edeceğiz? Hangisini beğenir? Zerde tatlısı var sevgili dostlar. Böyle çok güzel görünüyor. Sarı sarı böyle üzerinde safran ve zerdeçaldan alan zerde tatlısı rengini oradan alıyor. Evet, safran çok pahalı bir baharat olduğu için sadece zerdeçalla yapılan zerdenin orijinali gün suyunda demlenen safran aromasıyla yapılıyor değerli dostlar. Evet, pelvize tatlısı var sevgili dostlar. Pelvize tatlısı Aydın'ın yöresel tatlılarından biri, oldukça hafif bir lezzet pelvize tatlısı. Genellikle Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapılan tatlı yöresel tatlar arasında en lezzetlisi, en kolayı. Yöre halkı tarafından sıkça tercih edilen tatlı krizinde kolayca yapılabilecek bu tatlıyı deneyen herkes sevecek. Su ve nişastayla yapılan tatlının üzerine bolca dövülmüş ceviz ve dövülmüş karanfil dökülüyor ve ortaya hem hafif hem çok lezzetli bir tatlı çıkıyor. İsteyen içine meyve de katıp bir aroma verebilir diyor sevgili dostlar. Pelvize tatlısı. Kuru incir arası ceviz var sevgili dostlar. Evet, hem incirin kurusu hem de tazesi için kullanılabilen bir lezzet. Kabak tatlısı var sevgili dostlarım ve işte dillere destan Aydın'ın kabak tatlısı. Kabakların ince ince kesilip özenle pişirilmesiyle yapılıyor. Üzerine bolca ceviz dökülüyor ve ortaya tadı damaklarda kalan bir lezzet çıkıyor. O zaman Zara artık bunlardan hangisini beğenir yer bilmem ama türküsünde neler diyor dinleyelim. Bizim bağın menekşesi al olur, alemde sevdiğine yanar kül olur, sevdiğini alamayan del olur. Haydi kalk gidelim, aynalı kavağa üçümüz, taze de şeftalidir bizim yükümüz. Sevgili dostlar, biliyorsunuz bu programımızın adı Görmesem de Dinlerim. Çevremizde göremeyen dostlarımız varsa onlara ne yapabiliriz, onlara nasıl yardım edebiliriz diye düşünmenizi rica ediyorum. Ve sevgili dostlar, ne kadar birbirimize el uzatabilirsek o kadar ruhunuz mutlu olacaktır. Buna inanın sevgili dostlar, vicdanınız mutlu olacaktır, huzurlu olacaksınız ve karşınızdaki insanlara yardımcı olmuş olmanın verdiği mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü sevgili dostlar, dünyaya göremeyen bir insan olarak gelmiş olabilir ya da gören bir insan olarak dünyaya gelse de çeşitli sebeplerle gözünü kaybetmiş olabilir ve şöyle 2-3 dakika gözünüzü bir kapatsanız hayatın görünülmediğinde, göremediğimizde ne kadar zor olduğunu hepimiz idrak edecek durumdayız. Ve o insanlar gerçekten çok güçlü bir şekilde sorunların üstesinden gelip yaşamaya devam ediyorlar. Ve içlerinden sanatçılar çıkıyor, futbolcular çıkıyor, sporcular çıkıyor,
Hayata değişik şekilde tutunabilen insanlar var. Saz çalıyor, şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Ve dolayısıyla bizler onlara yanındayız demeyi bilmeliyiz. Ve onların hayatını kolaylaştıracak bir şeyler yapmalıyız sevgili dostlarım. Neler yapılabileceğini inanıyorum ki sizler çok güzel düşünürsünüz. Evet, Aydın'ın efsanelerine geldik sevgili dostlar. Kızlar Hisarı efsanesi. Alabanda kralının çok güzel bir kızı vardır. Herkesin gözü bu kızdadır. Alabandalı iki sanatçı kıza talip olur. Kraldan isterler. Kral birisine kente su getirmesini, ötekine de senato binasını yapmasını söyler. Ancak ikisinin de aynı anda işe başlamalarını, üstlendikleri işleri önce kim bitirirse kızı ona vereceğini bildirir. İki sanatçı büyük aşkları uğruna her güçlüğe göğüs gererek heyecanla işe başlarlar. Suyu getirecek olan o kadar hızlı çalışır ki işinin bitimine ramak kala daha ötekinin ki yarıyı bulmamıştır. Normal koşullarda kızı alamayacağını anlayan ikinci kendine göre plan uydurur. Büyük para ver, mücevherat vererek aracılar bulur. Aracı büyük bir yalan düzer. Doğruca suyu getirecek olana gider. Senato binasının çoktan bittiğini, dolayısıyla kızın mimara verildiğini söyler. Suyu getirecek olan büyük şaşkınlık içinde bir an duraklar, dolu dolu olan gözlerinden sızan yaşlar yanaklarından aşağı titrek dudaklarına iniverir, bir an nerede olduğunu, ne yaptığını bilemeyecek hale gelir, sonra kalkar, doğrulur, etrafına bir şey ararcasına bakınır, sonra yerde yatan balyozunu alır, havaya fırlatır. Balyoz daha havada iken altına dikilir, hızla inmekte olan balyoz adamı paramparça eder. Bir başka söylentiye göre adam kendi yaptığı ince kemerden aşağı atlayarak intihar eder. Böylece rakipsiz kalan mimar kızı alır. O günden beri senato binasına Kızlar Hisarı denilmektedir sevgili dostlar. Evet, hüzünlü bir hikaye. Bir de Nal İzi efsanesi var. Alabanda kentinin yapısında kullanılan blok taşlardan bazıları üzerinde nal izi bulunmaktadır. Halkın inancına göre Hazreti Ali dini ve mistik inançla Alabanda'ya saldırmış, savaş o kadar şiddetli olmuş ki Küheylan bastığı taşlarda ayak izini bırakmış derler değerli dostlar. Çocuklu Kaya diye bir efsane var sevgili dostlar. Akçaova bucağının Belen mevkiinde gövdeden birbirine bitişik iki insanı andıran sivri bir kaya vardır. Kuzeye bakan bu iki kayadan doğudakinin gövdesine yapışık küçük bir kaya daha bulunmaktadır. Bu küçük kaya da annesinin kucağındaki çocuğu temsil etmektedir. Vaktiyle bir kadının teknesinde ekmeklik hamur yoğururken küçük çocuğu da yanlarında oynuyormuş. Bir ara çocuk kendi pisliğiyle oynamaya başlamış. Sonra pis ellerini hamur teknesine batırmış. Allah kutsal nimeti koruyamayan anne baba ve çocuğu o anda taş haline getirmiş. Bu yüzden kayaya çocuklu kaya denmekte ve çocuklar yanlış davrandıklarında Allah seni de taş eder diyerek korkutulmaktadır değerli dostlar. Evet sevgili dostlar, bugün Aydın'daydık, Aydın ilimizdeydik. Şöyle bir baktığımızda Aydın ilinde 9 müze var sevgili dostlar. Aydın Arkeoloji Müzesi, Yoruk Ali Efe Müzesi, Afrodisas Müzesi, Karaca Su Etnografya Müzesi, Millet Müzesi, Çine Kuvayi Milliye Müzesi, Çine Arıcılık Müzesi, Nazilli Etnografya Müzesi, Kuşadası Zeytin ve Zeytincilik Müzesi olmak üzere. Ören yerler açısından da Aydın oldukça zengindir. Afrodisas, Karaca Su, Alabanda, Çine, Alinda, Karpuzlu, Apollon Tapınağı Didim'de, Gerga, Çine, Harpasa Nazilli'de, Magnesia Ortaklar'da, Mastaura Nazilli'de, Millet Didim'de ve Pirine Söke'de sevgili dostlar, güzel insanlar. Evet sevgili dostlarım, bir Aydın Zeybe'yi dinliyoruz son olarak. Sevgili sırdaş Ozan, Şükran Yargı Hocam, merhabalar efendim, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ediyorum.
Atatürk'ün Aydın'a gelişi kutlanırken bu zeybekler çalıyor sevgili dostlar ve oynanıyor. Şubat 1931 Salı günü İzmir'den hareket edip Aydın'a giden Atatürk. Sevgili dostlar, Aydın Sayılı'nın Atatürk'le ilgili bir anısı var. Şöyle diyor, tüm öğrenciler okula gelerek, yıl 1933 günlerden 28 Haziran tüm öğrenciler okula gelecek heyet için hazırlanmış sabırsızlanmakta. Kapıya siyah bir Lincoln yanaşır, içinden Salih Bozok, Reşit Galip ve Mustafa Kemal Atatürk iner. Öğrenciler coşkuyla alkışlamaya başlar, Atatürk ise gençleri selamlayarak okula girer. O gün okulun bitirme sınavları yapılacaktır. Son sınıf öğrencileri tek tek sınıfa alınır ve heyet karşısında sınava tabi tutulur. Atatürk'te sınav komisyonunda yer almak ister ve oturur. Sınava ilk giren öğrenci olan Orhan ve Oktay heyetin ve Atatürk'ün sorularını yanıtlayıp mezun olmaya hak kazanırlar. Hemen sonra Aydın isminde bir öğrenci gelir ve bir saat kadar içeride kalır. Dışarıdaki öğrenciler Aydın'ın bu kadar uzun süre içeride kalmasına anlam veremezler. Tarih, coğrafya, yurt bilgisi o kadar çok soru sorulur ki Aydın'a onu bizzat Atatürk imtihan etmiştir. Sonunda yanındaki Reşit Galip'e dönerek bu genç fevkalade zeki bir an önce yurt dışına tahsile yollayalım der. Ertesi gün Aydın makama çağrılır ve eline bizzat Atatürk'ün yazdığı gurur mektubu bir zarf içinde verilir ve Aydın Atatürk'ün isteğiyle devlet bursuyla yurt dışına gönderilir. Amerika'da Harvard'a gider ve bilim üzerine dünyada ilk doktora yapan kişi unvanını alır. Hemen sonra Türkiye'ye gelip bilim tarihi kürsüsünü kurar. Uluslararası bilim tarihi üyeliğine seçilir. Peki Atatürk'ün bizzat imtihan ettiği Orhan ve Oktay kim midir? Hepimizin severek kitaplarını okuduğu Orhan Veli ve Oktay Rifat. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın ve parlak zihinleri böyle zekice stratejileriyle ortaya çıkmış ve bin bir zorlukla gönderildikleri dış dünyadan öğrendiklerini dönüp binlerce gence aktarmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti uğruna harcanan her alın terine saygı ve minnetle diyor değerli dostlar yazar Cemre Uzun. Evet efendim Aydın Zeybe ile yayınımızı bitiriyoruz. Sevgili Osman Dindar arkadaşım, Aydın'ı ne güzel tanıttınız, emeğinize sağlık diyor. Teşekkür ediyorum. Yurdumun her bölgesi güzel ve sırayla hepsini gezeceğiz sevgili Osman Bey. Sevgili Binali Kılıç, Osman Dindar, Sırdaş Ozan, Şemsettin Orhan, Nurdal Utlu, Ayşe Atlı Selen, Süleyman Özören, Şükran Yargı, Sırdaş Ozan, Sedat Erden, Bülent Akkaş, ve Mustafa Kamber, Nurdal Utlu, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin orada dinlediğini bilmek yayını daha güzel, daha mutlu yapıyor sevgili dostlar. Bu arada unutmayalım. Göremeyen dostlarımıza ne yapabiliriz de düşünelim sevgili dostlar ve icraya geçirelim. Önümüzdeki hafta gene cumartesi saat 11'de Balıkesir konuk yerimiz
Sevgili dostlar, haftaya Balıkesir'deyiz. Beklerim cumartesi saat 11'de. Sevgili Binali Kılıç, hoş geldiniz efendim. Sevgili dostlar, yayınımızın başında şiirini okuduk. Dostlarımız Binali Kılıç'ın şiirini ve yayının tekrarında üstadım şiirini tekrar dinleyebilir. Gurur duyduk. Aydın'ı tanıtmakla sizin şiirinizle başladık. Siz hep yazın değerli üstadım. Evet. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler diyor sevgili Binali Kılıç. Aydın'a aşık Binali Kılıç, hayırlı uğurlu olsun programınız, yayınlarınız inşallah daim olur diyor. Teşekkür ediyoruz sevgili şairimiz. Aydın'a aşık Binali Kılıç üstadımıza ve nice şairlerimize, Aydın'a emeğe geçen herkese selam olsun. Haftaya saat 11'de Balıkesir'deyiz. Görüşmek üzere.